Merhaba, Saruhan Oluç'la birlikteyiz, HDP sözcüsü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi dün tabii ki açıklamanız bir anda manşetlere oturdu. HDP 3 büyük şehirde, 3 kritik şehirde aday çıkarmayacak. Biraz açıkladınız gerçi sağda solda ama yine de derli toplu anlatmanız gerekirse bu kadar kritik bir kararın arkasındaki strateji nedir? Şimdi biz seçimler başladığı zaman, seçim tartışmaları başladığı zaman daha doğrusu bu stratejiyi tartıştık. Yani şöyle tartıştık. İki ayaklı bir yaklaşımımız var. Bunlardan bir tanesi Kürt illeriyle ilgili. Orada biliyorsunuz bizim 102 belediyemizin 96'sına kayyum atandı. Birinci hedefimiz o 102 belediyeyi tekrar kazanmak. Kayyumların da atandığı 102 belediyeyi. Artı 24 Haziran sonuçları bize gösterdi ki başka belediyeleri de kazanma şansımız var. Dolayısıyla hedefimiz de yani o 102'nin üstüne çıkan bir rakam vardı. Birinci hedefimiz buydu. Batı'da ise hedefimiz esas itibariyle iki noktada odaklandı. Bir tanesi AKP-MHP bir ittifak, bir koalisyon. Bunun iktidar alanının daraltılması gerekiyor diye düşündük. Çünkü bu tek adam yönetimi gerçekten bütün alanlarda inanılmaz bir genişleme gösterdi. İzliyoruz her gün be gün. En son yer yerel yönetimler. Yerel yönetimlerde alacakları sonuçlarla bu yönetim modelini pekiştirecekler. Zaten bunları kendileri de söylüyorlar. Dedikleri hani beka meselesidir dedikleri aslında iktidarın bekası meselesi. Dolayısıyla biz dedik ki bu iktidar alanını daraltacak bir adım atalım. Birinci mesele bu. Demokrasi güçleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, aydınlarla, demokrasi, hukuk, adalet, özgürlük mücadelesi veren kim varsa onlarla birlikte bunu konuşalım, tartışalım ve bir ortaklık yaratalım dedik. İkincisi de biliyorsunuz özellikle Batı metropollerinde yani İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Antalya, Bursa, bütün buralarda, Kocaeli, Aydın, Manisa filan çok uzun yıllardır, 20, 30, 40 yıldır Kürt illerinden göçmüş olan, orada yaşayan insanlar var. Ve onlar kendi partileriyle temsil edilmiyorlar aslında bu Batı'da, yerel yönetimlerde. İkinci hedefimiz de buydu. Dedi ki hem burada yaşayan, göçmüş olan, hayatını burada idame ettiren Kürt insanının kendi partisiyle temsil edilmesine imkan sağlayalım. Hem de Batı'daki bütün demokrasi güçlerinin, bizim bileşenlerimizin, birlikte hareket ettiğimiz herkesin temsil edilmesini yerel yönetimlerde sağlayalım. Çünkü çok uzun yıllardır böyle bir şey söz konusu değil. Bunun üzerine kurduk stratejimizi ve 3 ili 3 büyük şehirdeki büyük şehir belediye başkanlığına aday olmayacağımızı açıkladık. Ama elbette ki o ilçelerde, bu 3 büyük şehrin ilçelerinde belediye meclislerine aday olacağız. İlçe belediye başkanlıklarında adaylarımız olacak. Bu konuda bir sıkıntı yok. Sadece büyük şehir başkanlıkları için bu 3 büyük şehirde aday çıkarmayacağız. Şimdi herkesin ortak bir nasıl diyelim, ortak bir an, yani ortak bir cümlesi var ya da bir Evet. tespiti var diyelim. O da şu ki Kürt oyları, Kürt seçmenin oyları ya da HDP'nin tabanının oyları gerçekten büyük şehirlerde özellikle kritik öneme sahip. Yani HDP ağırlığını nereye koyarsa, nereyi desteklerse, Kürt seçmen ne yöne doğru eğilirse o parti güçleniyor. Bu kadar hani sayılarla da ortaya çıkan bir gerçek. Şimdi siz otomatikman bu oyların CHP İYİ Parti işbirliğine kaymasını sağlayacaksınız zaten aday göstermeyerek. Tabanınızı ikna edebilecek misiniz ya da onlara nasıl anlatacaksınız? Bunu bir siyasi stratejiyle yapıyorsunuz çünkü. Ama anlatması nasıl olacak? Şimdi biz şunu özellikle vurguladım dünkü açıklamamda da. Bizim derdimiz şu ya da bu partiyi güçlendirmek değil. Bizim derdimiz gerçekten ittifakın, AKP-MHP ittifakının iktidar alanını daraltmak. Bu noktadan bakıyoruz. Şimdi yani diyelim hep herkes bunu tartışıyor parti isimlerini de vererek. İşte şu parti kötü mesela. Doğru kötü ama bir de kötünün kötüsü var. Yani şu andaki iktidar ortaklığına bakacak olursanız bu tam anlamıyla bir savaş ortaklığıdır. Yani Türkiye'deki hem içerideki sorunları hem dışarıdaki sorunları, bölgedeki sorunları savaşla, çatışmayla, şiddetle, silahla
çözmek anlayışında olan bir iktidardır. Ayrıca Türkiye'nin iç politikasına da baktığımızda her türlü toplumsal muhalefetin, sosyal muhalefetin, siyasi muhalefetin karşısına baskıyla, sopayla, zorla çıkan, işte cezaevlerine atan, yüzlerce, binlerce dava açan akademisyenlerden gazetecilere kadar, siyasilere kadar inanılmaz bir baskı iktidarı vardır. Otokrat bir yönetimle karşı karşıyayız aslında. Bir tek kişi yönetim dediğimiz tam da budur. Şimdi ne hukukun üstünlüğü kalmıştır, ne adalet mekanizması kalmıştır, ortada ne yargı vardır, ne demokratik hak ve özgürlükler vardır, ne baktığımızda Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası demokratik sözleşmelere uyum vardır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bunların hepsini görüyoruz. Şimdi bu tam bir savaş ve saldırı iktidardır. Yani bizim milletvekillerimiz, eş genel başkanlarımız, parti yöneticilerimiz, belediye eş başkanlarımız, binlerce insanımız cezaevindedir şu anda, tutukludur. Yani son 2,5-3 yıl içinde 12 bin civarında insan gözaltına alındı. Her gün sürüyor da bu. Evet. Ve şu anda 5-6 bin civarında insan, tam rakam veremiyoruz çünkü bir sirkülasyon söz konusu. Şu anda tutukludur, cezaevindedir. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yerel seçim çalışması yapıyor arkadaşlarımız Kürt illerinde. Bakıyorsunuz gözaltı oluyor, tutuklama oluyor. O çalışmaya karşı yaptıkları şey siyasi bir çalışma değil. Polis baskısıyla, kolluk güçleriyle birlikte insanları engellemeye çalışıyorlar. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bunun daha kötüsü yok yani. Türkiye açısından baktığımızda, Türkiye'de yaşayan halklar açısından, toplum açısından baktığımızda bunun daha kötüsü yok. O yüzden biz bunu anlattık ve dedik ki bu iktidarın egemenlik alanını daraltacak her şey önemlidir, doğrudur. Biz hani dedim ya, Kürt illerindeki taktiğimiz budur, Batı'daki de böyle olacaktır dedik ve buna dönük de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi dün T24'te Murat Sabuncu önemli bir analiz yazısı yayınladı. Okumayan seyircilerimiz de dönüp bakabilirler. Orada diyor ki yazının, yazıdaki tespit aslında şu. Bu o kadar kritik bir karar ki HDP açısından. Çünkü aslında AK Parti-MHP ittifakının yapmak istediği CHP ve İYİ Parti'yi HDP üzerinden kriminalize etmek istiyorlardı. Şimdi HDP aday göstermeyince CHP ve İYİ Parti'nin adayları, ortak adayları bu üç büyük şehri alabilir ve böylelikle Türkiye'nin genelinde dengeleri değiştirebilirler. Bu da hükümet açısından son derece beklemedikleri bir sonuç olabilir ve erken seçimin sinyali bile olabilir. Çünkü İstanbul'u kaybetmek demek, Ankara'yı kaybetmek demek, Adana'yı kaybetmek, yani bütün bu illeri. Bu tespiti nasıl geliştirirsiniz? Ne dersiniz? Yani şimdi yerel seçimler gerçekten çok önemli. Bu şu anda 2019'da yapılacak olan yerel seçim herhangi bir yerel seçim değil. Gerçekten bir tür demokrasi referandumu diye bakıyoruz biz buna ve çünkü var olan iktidar demokrasi adına ne varsa bunu ortadan kaldırıyor. Bunu yok ediyor. Karşısında muhalif olanların demokrasiyi, özgürlükleri ve hukukun üstünlüğünü geliştirecek bir anlayışta olmaları gerekiyor. Yerel demokrasi açısından baktığımızda yerel yönetimlerin demokratikleştirilmesi anlayışında olması gerekiyor. Biz yerel demokrasiyi çok önemsiyoruz. Çünkü yani yerel demokrasi dediğimiz şey mahallesinde, köyünde, ilçesinde, ilinde doğrudan doğruya muhatap alabileceği yöneticilerin olması demek insanların. Doğrudan sorunlarını aktarabileceği insanların olması demek. O açıdan bizim için çok önemli. Yerelde de katılım sağlamak, demokratik bir katılımcı belediyeyi oluşturmak çok önemli bizim için. Şimdi bu seçimlerin önemi şudur. Ya iktidar ittifakı kendi elini güçlendirecek bir sonuç elde edecek ya da ortaya çıkacak sonuç, büyük şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya gibi yerlere baktığımızda buralarda alınacak sonuçlar kaçınılmaz olarak iktidarın alanını daraltacağı için, hareket etmesini zorlaştıracağı için, her istediğini yapamayacağı için Türkiye'de siyasi sonuçlara yol açacak. Bu yeni bir seçim mi olur? Ya da iktidarın kendisini gözden geçirmesi mi olur? Yeni dengeler mi ortaya çıkar? Mecliste yeni ittifaklar mı ortaya çıkar? Bunları bilemiyoruz elbette. Önümüzde göreceğiz. Ama şundan eminiz, bu büyük şehirlerde iktidar aleyhine ortaya çıkacak bir sonuç, Türkiye'deki bu baskıcı korku imparatorluğunu büyüten iktidarın alanını mutlaka daraltacak ve siyasi sonuçlar yaratacak.
bir durum ortaya çıkartacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi baktığımız zaman bütün sonuçlardan aslında HDP oyunu arttırarak çıkıyor. Bütün geçilen gergin, çatışmalı, hakikaten tutuklamalarla dolu olan dönemlere bakacak olursanız bile yine de oyunu arttırarak çıkıyor. Kilit bir oyunuz var. Önce belki bu noktada sorayım. Yaptırdığınız son bir araştırma var mı? Ne gibi, nasıl gözüküyorsunuz şu anda? Biz hem Kürt illerinde bir araştırma yaptırdık. Tek tek illere dönük araştırmalar yaptırdık. Oldukça iyi görüyoruz durumumuzu. Bir iki yerde riskli bir durum var ama ona ilişkin özel çalışma yapıyoruz. Tabii şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Hani fırsat, bunu da söyleyeyim. Bu seçim hileleri ve seçmen kaydırma meselesi bu dönemde inanılmaz hale gelmiş vaziyette. Ve biz dün de Yüksek Seçim Kurulu'na son defa bir başvuruda daha bulunduk. Daha önce ilçe seçim kurullarına ve il seçim kurullarına başvurduk. İnanılmaz seçmen kaydırma yapılmış vaziyette. Şimdi hala yani Pervin Buldan'ın açıklamasından sonra bile mi devam tabii, tabii, ediyor? İtirazlarımız hükümet... itirazlarımızın çok azı kabul gördü. %95'i reddedildi. Ve şimdi son itiraz merci olarak Yüksek Seçim Kurulu'na dün başvurduk. Çok detaylı bir itiraz yaptık. Bizim tespit ettiğimiz, merkezi olarak tespit ettiğimiz 37 bin seçmen kaydırması yaşanmış vaziyette. Şimdi bu 37 bin diyeceksiniz, ne önemi var 37 bin oyun? Fakat küçük yerleşim yerlerinde 1000-2000 oy bütün sonucu değiştirebilecek bir durum yaratıyor ve çok net olarak bu ortada. Yani ilk defa seçim güvenliği meselesi artık sadece oy verme günü sandık başında güvenli bir şekilde oy kullanıp onun sonucunu alabiliyorum mu değil yani. Seçim güvenliği bugünden başlamış vaziyette. Müthiş bir seçmen kaydırma var. Yüksek Seçim Kurulu değerlendirmesini yapıyor. Biz hep söyledik, bir kez daha söylemiş olayım. Yani Yüksek Seçim Kurulu bunda hassas davranmazsa seçime şaibe düşürülmüş olduğunun baş sorumlusu Yüksek Seçim Kurulu olacaktır. Ve bu o kadar organize bir iştir ki bilemezsiniz. Yani bakıyorsunuz kaydırılmış olan yerlere, çok planlı, sayılar çok planlı. Arada AKP ile bizim aramızdaki fark neyse o kadar kaydırılmış vaziyette. Bu ince bir çalışma yapılmış ve biz hep söylüyoruz, bu ince çalışmayı yapabilecek bir organizasyon ancak bir devlet organizasyonu olabilir ve İçişleri Bakanlığı'dır. Bu başka bir yer olamaz. Eğer İçişleri Bakanlığı gibi resmi bir kurum değilse daha beter bir durumla karşı karşıyayız. O zaman bütün bu verilere sahip bilemediğimiz bir odak var, o yapıyor bu işleri demektir. Çok daha vahim bir durumdur ama bizim tahminimiz İçişleri Bakanlığı yapıyor bunu. Şimdi dolayısıyla buna rağmen bizim elde ettiğimiz kamuoyu araştırmalarından özellikle bölgede sonuçlar bizi aslında memnun ediyor. Daha tabii ki çalışmamız gerekiyor. Batı için de elimize sonuçlar geliyor. Tek tek büyük illerde yapılmış. Şu anda özellikle İstanbul ve Ankara'da çok başa baş bir mücadele sürdüğünü görüyoruz. Bu önemli elbette. Dolayısıyla HDP'nin burada etkisi, HDP seçmenlerinin etkisi çok belirleyici olacak. Ve HDP seçmenlerinin ben çok bilinçli oy kullanacağını düşünüyorum. İkna olacaklar bu stratejimizden dersiniz. Evet, çünkü bu iktidarın AKP-MHP koalisyonunun HDP seçmeni için ister Kürt olsun ister Türk olsun, demokrat ve vicdan sahibi hiçbir insan için faydalı bir şey olmadığını herkes farkında şu anda. Dolayısıyla bilinçli davranacaklardır diye düşünüyorum. İkincisi, biraz evvel de vurguladım, temsil meselesi çok önemli. Bizim özellikle belediye meclislerinde temsil edilmemiz Batı'da uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir şey olacaktır. Ve bu çok değerli bir şeydir. Çünkü yani hem yönetim tecrübesi artacaktır, hem insanlar doğrudan sorunlarını iletebilecekleri yerler bulacaklardır. Ve bu doğrudan doğruya HDP'li belediye meclis üyeleri olacaktır ki buna biz çok değer veriyoruz. Şimdi tabii ne olursa olsun yine de bazı tepkiler oluşmadı değil. Mesela sizin bu kararınızı şöyle okuyanlar da oldu. Ya HDP'nin bir Türkiye'lilik iddiası vardı. Şimdi birden Batı illerinden, ki o zaman sosyal demokratlardan, daha liberallerden, ne bileyim yeşillerden, pek çok feministlerden, pek çok kesimden destek alıyordunuz. Ha, bu iddialarından vazgeçtiler, bölgeye çekildiler. Bu doğru mudur? Yok yok. Böyle diyenlere ne dersiniz? Hiç doğru değil. Tam tersine. Tam tersine Türkiye'li olma iddiamızı pekiştiren bir stratejidir bu. Çünkü eğer dediğiniz gibi olsaydı biz gerçekten bölgede işte 130-140 belediyeyi hedefliyoruz derdik. Batı'dan çekilirdik. Batı'dan çekilmiyoruz. Tam tersine bir Batı'da belediye meclislerinde temsil edilme iddiasını güçlendirerek ortaya koyuyoruz. İki, Batı'daki bütün siyasi dengeyi değiştirecek bir adım
atıyoruz. Yani bütün Türkiye için bu adımı atmış oluyoruz. Ben dün izledim, Fox TV'de sataşmak serbest değil mi? Yani meslektaşınız Fatih Portakal benim adımı vermekten bile imtina ederek dedi işte Türkiye'leşmekten iyice uzaklaştılar, bölgeye çekildiler. Olur mu öyle şey? Tam tersine. Türkiye politikası yapıyoruz. Diyoruz ki Türkiye'nin merkezi iktidarını o savaş koalisyonunu geriletecek adım neyse biz onu atıyoruz diyoruz. Yani Türkiye'deki bütün demokrasi güçleri için, bütün emek güçleri, barış güçleri için, demokrat her insan için, vicdan sahibi her insan için bir adım atıyoruz. Aslında büyük bir fedakarlık yapıyoruz. Yani ne olacak? Biz girsek diyelim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ya da Adana, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni alma şansımız yok. Bunu görüyoruz. Bir oy potansiyelimiz var. O zaman oy potansiyelimizi en doğru şekilde değerlendirmektir önemli olan diye bakıyoruz. Aslında büyük bir fedakarlık yapıyoruz bu açıdan baktığımızda. Ama biz biliyoruz ki demokrat insanların hepsi bu fedakarlığı görüyorlar. Ve bizim belediye meclislerinde bulunduğumuz pozisyonu güçlendirmek için, daha güçlü temsil edilmemiz için de bize önemli bir destek vereceklerinden eminiz bu konuda. O zaman madem öyle dediniz, sıcak gelişme olduğu için sorayım. Mustafa Sarıgül DSP'den adaylığını açıklayacak ve Şişli'yi almak istiyor. Anladığımız kadarıyla hükümet de Sarıgül'ün adaylığını belki CHP'yi bölmek için, belki değil CHP İYİ Parti ittifakını bölmek için destekler görünümde. Ne yapar, alabilir mi? O noktada HDP oyları işte kritik olur mu? Şişli'yi alırsa, yani şimdi şöyle Sarıgül nasıl olur? Dedim ya, biz Mustafa Sarıgül'ün politikasına dair bir şey söylemek istemem çok fazla. Yani kendi partisinden istifa edip başka bir partiden aday olması konusunda. Fakat şunu söyleyeyim. Bizim için bu seçim herhangi bir yerel seçim değil. Yani bir demokrasi referandumu dedim. Böyle bakıyoruz meseleye. Dolayısıyla burada Mustafa Sarıgül eğer hakikaten Türkiye'de demokrasi için mücadele ettiğini iddia ediyorsa o da buna uygun davranmak durumundadır diye düşünüyorum. Yoksa yani bu herhangi bir yerel seçim, Şişli'yi alacağım, işime bakacağım seçimi değildir. Kesinlikle değildir. Dolayısıyla biz böyle yaklaşacağız ve temel stratejimiz neyse ondan bir milim bile sapmayacağız. Bu konuda çok kararlıyız. İster Mustafa Sarıgül olsun, ister bizim çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir kişimiz olsun, gelsin kendi kişisel çıkarları için şuradan aday oluyorum desin, dönüp yüzüne bile bakmayız. Zaten hiç kimse de böyle bir şey yapmaz. Dolayısıyla biz stratejimiz doğrultusunda davranacağız. Bu konuda kararlıyız ve bunun doğru politika olduğunu düşünüyoruz. Yani çünkü Türkiye'nin genel siyasetini bu yerel seçimler üzerinden etkilemektir temel anlayışımız. O doğrultuda davranacağız. Şimdi Diyarbakır'ı soracağım. Çünkü Diyarbakır'da oyları aslında AKP'yle bölüşüyorsunuz. Muhafazakar Kürt oyları AKP'ye gidiyor. Daha önce de böyle oldu. Yani HDP alıyor gibi gözüküyor Diyarbakır'ı, ama şimdi yeni adayınızı açıkladınız. Eskiden Diyarbakır'da hep çok güçlü isimler çıkardı. Bu sefer kamuoyunun fazla tanımadığı bir isim. Diyarbakır ve Doğu ve Güneydoğu oyları için, yani bölgenin oyları için ne dersiniz? Orada seçmeni nasıl motive edeceksiniz? Oy yükseltebilecek misiniz? Artı bu AKP'ye kayan muhafazakar Kürt oyları konusunda ne dersiniz? Şimdi Diyarbakır adayımız Adnan Selçuk Mızraklı çok değerli bir arkadaşımızdır. Aynı zamanda son 24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır birinci sıra milletvekili adayımızdır. Evet. Ve şimdi de milletvekilimizdir. Hep popüler adaylar çıkıyor, doğru, o manada söyledim. Hani kamuoyunun daha fazla bildiği anlamında Diyarbakır'ın söyledim. Yani Diyarbakır halkının çok yakından tanıdığı birisidir. Yani uzun yıllar sivil toplum kuruluşlarında mücadele etmiştir. Diyarbakır'daki hak mücadelelerinin, özgürlük mücadelesinin içinde bulunmuştur. Biz Diyarbakır'da iyi bir sonuç alacağımıza eminiz. Çok bu konuda da kararlıyız. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yani yan gel yat pozisyonunda değiliz. Ama şöyle bir şeyi rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi bakın, bu kayyum meselesi sadece Diyarbakır için değil, her taraf için çok ağır sonuçlar doğurmuştur. Şimdi işin bir yanı, biliyorsunuz, Sayıştay raporlarına yansıdı. Kayyumların yaptığı yolsuzluklar. Onu bir kenara koyalım. İkinci yanı, kayyumlar öyle bir şey yaptılar ki o bölgede yaşayan Kürt halkını rencide edecek her türlü adımı attılar. Yani Kürtçe tabelaları kaldırdılar, Kürt dil kurslarını kapattılar. Orada kadınların büyük mücadeleler sonucunda, eşitlik mücadelesi sonucunda yaratmış olduğu bütün kurumlarını kapattılar. Yetmedi, işte Ahmedi Hani, Orhan Doğan gibi Kürt tarihinin ve kültürünün mücadelesinin önemli isimlerini ya sokaklardan kaldırdılar ya parklara verilen isimleri değiştirdiler. Nihayetinde şöyle bir şey söyleyebiliriz.
Kürt ana diline, Kürtçe'ye yani Kürt kültürüne, değerlerine, toplumun önem verdiği kişilere ve değerlere ağır bir saldırı gerçekleştirdiler. Şimdi bunu gördü insanlar. Bu çok önemli bir şey. Yani hiçbir kayyum şunu söyleyemez. Ya ben çok rahatlıkla çıkıyorum, sokaklarda dolaşıyorum, herkese sarılıp öpüyorum. Böyle bir şey yok. Kimsenin gözünün içine bakamıyorlar. Şimdi belediyeleri adeta bir karakola çevirdiler. Belediyelerin etrafını inanılmaz korunaklı duruma getirdiler. Yani halk kapısını çalıp girebileceği belediye bulamaz vaziyette. Şimdi dolayısıyla bunun sonuçları mutlaka bu Diyarbakır ve diğer Kürt illerindeki seçimlere yansıyacaktır. Biz bundan eminiz. İnsanlar bizim bütün politikalarımızı beğenmeseler de Ankara'dan atanan bu kayyumlar nedeniyle halkın iradesinin böyle rencide edilmesini, böyle yok sayılmasını asla kabullenmeyeceklerdir. Bunun sonuçlarını göreceğiz. Elbette ki bizim eskiden sürdürdüğümüz ki epey uzun zaman bir belediyecilik geleneği var. Bu yerel yönetim ve belediyecilikte hatalarımız olmuştur. Eksiklerimiz olmuştur. Kaçınılmaz bir şey bu. Bunların hepsini değerlendirdik. Oturduk, raporlar hazırladık. Ve bu seçimlerde bu eksiklerimiz, hatalarımız neyse bunu halkla konuşacağız. Konuşmaya da başladık. Bunları aşacağız, bunları düzelteceğiz. Ama şu çok önemli. Biz hiçbir zaman halkın iradesini çiğnemedik. Halkın iradesi neyse ona uygun davrandık ve böyle de davranmaya devam edeceğiz. Yani şuna hiçbir itirazımız olmaz. Diyelim bir yerde bir belediye başkanımız vardı. Yanlış işler yaptı. Halk bir dahaki seçimi onu seçmedi. Başımızın üstüne bir şey diyemeyiz. Halkın iradesidir nihayetinde. Ama halk seçmiş belediye başkanını. Belediye başkanı yanlış işler yapıyorsa Ankara'nın işi değildir bu. Halkın işidir onu değiştirmek. Bu kayyum politikası sizin oylarınızı sıçratabilir mi? Bizim oylarımızı arttırdığını görüyoruz. Yani şöyle söyleyeyim size. Yaptırdığımız kamuoyu araştırmalarında AKP seçmeni olan Kürtlere de soruyoruz. Özellikle Kürt illeri açısından diyorum. Onların oylarını nasıl etkilediğini öğrenmek istiyoruz kayyum politikasının. %10'a yaklaşan bir oy var ki AKP seçmeni olan Kürtler arasında. Onlar kayyum politikaları nedeniyle oylarını değiştireceklerini söylüyorlar. Bu önemli bir sonuç bizim açımızdan. Yani bunun mümkün olduğu kadar geniş bir alanda yaşanmasını istiyoruz. Onun için de mücadele edeceğiz. Şimdi vaktim bitiyor ama kısa kısa gideyim o zaman. Önümüzdeki günlerde başka illeri de açıklayacaksınız herhalde. Evet. Sürpriz açıklamalarınız olacak mı? Olacak. Çalışmalarımız sürüyor. Özellikle batı illeri açısından. Ama özellikle bölge açısından da birkaç ille çalışmalarımız henüz neticelenmedi. Onlar da sürüyor. Önümüzdeki günlerde en kısa zamanda açıklayacağız bunları. Şubat başında. Celal Doğan Antep'ten bağımsız olarak girme kararı aldı. Yine Urfa'da bağımsız bir aday var. Oralardan aday çıkarmayı bağımsızları destekleme durumunuz olabilir. Bunları değerlendiriyoruz. Evet. Celal Doğan elbette ki bizim değerli bir vekilimizdir geçmiş dönem açısından. Elbette ki onun kendi kişisel kararını destekleyeceğiz. Bunu değerlendireceğiz. Ama bir her şeyin netleşmesini bekliyoruz o konuda. Şimdi iki soru önemli. Birincisi şöyle bir haber geldi. Abdülkadir Selvi'nin iddiası. Doğrular mısınız? Ne diyorsunuz? HDP eş başkanı Pervin Buldan'la Mithat Sancar meclis başkan vekili Naci Bostancı ile görüşmüşler. Bu görüşme potansiyel bir çözüm süreci midir? Bir yumuşama mıdır? HDP ile AK Partisi arasında yeni bir diyalog süreci midir? Ne oldu birdenbire? Doğru görüşme oldu. Eş genel başkanımızla meclis başkan vekilimizdir Mithat Sancar da biliyorsunuz. Görüştüler. Bunlar doğal rutin görüşmelerdir. Yani meclis içinde grup başkanları ve grup başkan vekilleri arasında ya da meclis başkan vekilleri AKP'nin arasında. AKP'nin HDP'nin görüşmesi pek rutin olmuyor yani artık. Şöyle, görüşüldüğü zaman bir anlama çekiliyor o kamuoyu tarafından. İki şeye çekiliyor. O ikisinin yanlış olduğunu söyleyeyim sonra konuşulanı da söyleyeceğim. Bir yerel seçimlerle hakikaten hiçbir alakası yoktur bu görüşmenin. Tesadüfen benim açıklama yaptığım güne denk gelmiş olması tamamen tesadüftür. Yani randevu çakışmıştır o şekilde. İkincisi meclis başkanlığı seçimliğiyle ilgili mi diye çeşitli yerlerde sorular ortaya atıldı. Hiç alakası yoktur yine. Çünkü meclis başkanı hala yerindedir. Biz yanlış buluyoruz, anayasaya aykırı buluyoruz, istifa etmesi lazım. İstifa ederse yeni bir başkanlık seçimi gündeme gelirse o zaman görüşülür. Onunla da bir alakası yok bu görüşmenin. Bu görüşme gerçekten iki konudadır. Bir rutin, siz güldünüz ona ama önümüzdeki hafta meclis açılacak. Bir süre çalışmalar sürecek, yerel seçim öncesi tatile girilecek falan. Bununla ilgili bir rutin kısmı vardır görüşmenin. İkinci kısmı da
Son zamanlarda yaptığımız seçim çalışmalarında ağır baskılarla karşı karşıya kalıyoruz. İşte en son eş genel başkanımızın Sezai Temelli'nin konvoyu kesilmiştir kolluk güçleri tarafından filan. Bu dile getirilmiştir. Tabii bir konu da aşık grevleri meselesidir. Bizim halen vekilimiz bugün 83. günde Leyla Güven tahliye oldu ama aşık grevine devam ediyor. Ve ciddi bir konudur. Yani Leyla Güven'in sağlık durumu gerçekten sıkıntılıdır. Ama onun ötesinde cezaevlerinde de çok yaygın bir aşık grevi dalgası vardır. 230 civarında bir insandır. Yani Naci Bostancı ne dedi peki bu görüşmede? Yani... Bu konudaki özellikle Leyla Güven milletvekili olduğu için onun da ilgili de ve bu genel olarak aşık grevleri ve tecrit meselesiyle ilgili de bilgilendirme yapılmıştır. Yani durum budur, haberiniz olsun diye biz çünkü yani bu konuda meclis başkanına defalarca hani ben de başka arkadaşlarımız da söylemiş olmasına rağmen Leyla Güven bir milletvekili hala hakkında hiçbir hüküm yok ve meclis başkanı gerçekten Leyla Güven hakkında üzerine düşeni yerine getirmemiştir. Çok nettir bu. Sahiplenmemiştir. Parlamentonun bir üyesi 599 kişi gibi 600. kişi de odur nihayetinde. Ve yani meclis başkanı bu konuda üzerine düşeni yapmadığı için grup başkanlarına ve grup başkan vekillerine, bütün partilerin biz bunu defalarca söyledik. Bir kez daha söylemiş oluyoruz. Bu konu önemli bir konu. Bunlar konuşulmuştur. Yani meselenin yerel seçimle ya da meclis başkanlığı seçimiyle hiç alakası yoktur. Çözüm süreci falan dediniz, onunla da hiçbir alakası yok. Yani elbette ki biz her zaman bunu hani açık yüreklikle söylüyoruz. Biz Türkiye'de her şeyin konuşularak, müzakere edilerek bütün sorunlarımızın, özellikle Kürt sorunu da dahil olmak üzere konuşularak çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bunun için meclisteki partiler önemli. Hayır, böyle üst üste geldi o yüzden Mehmet Öcalan'la görüşmesi ardından Pervin Bulvadan'ın beklendiği kadar içerikli bir açıklama yapmamış olması. Acaba alttan alta giden gittikçe gelişen bir görüşme mi başladı? Biz bu konuda açık politika izlemeyi tercih ediyoruz. Öyle bir şey olsa söyleriz. Çünkü bu olumlu bir şey. Yani bir barış için, bir sorunun çözülmesi için bir görüşme yapılıyorsa bu gizlenecek bir şey değildir. Ama böyle bir şey yok. Maalesef böyle bir durum yaşanmıyor. Peki şimdi sık sık hükümet, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapmıştı. Fırat'ın doğusuna operasyon. Bunu da genelde analistler hep seçimle de tabii çok ilintilendiriyorlar, yani iliştiriyorlar. Siz görüyor musunuz böyle bir potansiyel ve bu soruyu sorayım, yani böyle bir karar alırsa hükümet ve MHP, Cumhur İttifakı nasıl bir karar almış olur seçmen açısından, biz şöyle görüyoruz. Birincisi bu hakikaten demin de söyledim, bir savaş koalisyonudur AKP-MHP koalisyonu. Yani savaş dediğim zaman sadece içeriğiyle ilgili değildir bu. Genel olarak Orta Doğu ile ilgilidir aynı zamanda. Birincisi bu. İkincisi böyle bir zamanda seçimlere 2 ay kala böyle bir şey yaparlarsa bu tamamen seçim yatırımıdır. Çok açık ve net söyleyeyim. Tamamen seçim yatırımıdır. Yani seçimlerde milliyetçi oyları konsolide edebilmek için işte biz Fırat'ın doğusuna da gittik demektir bunun. Başka bir anlamı yoktur. Seçim için yapıyorlardır bunu. Seçim için insanlar ölecektir. Kendi iktidarlarını sürdürmeleri için insanların ölmesine yol açacaklardır. Budur esas itibariyle. Sonuncusu Kürt düşmanlığıdır. Çok bunu hep söylüyoruz. Mecliste de yüzlerine söylüyoruz. Kürt düşmanlığıdır. Neden? Kürt Suriye'de de olsa, Irak'ta da olsa, İran'da da olsa, nerede olursa olsun, hani Türkiye'dekine zaten yaptırmıyorlar. Kürt kendini yönetemesin. Belediyesi olmasın. Kendi yönetim mekanizmaları olmasın. Kendi hakkını, ana dilini, özgürlüğünü yaşayamasın. Budur esas itibariyle. Yani Kürt fobisi ve Kürt düşmanlığı AKP-MHP'de o kadar köklüdür ki inanılmaz bir durumdur. O nedenle Suriye'nin kuzeyine dönük, Suriye'nin doğusuna dönük bu çalışmaları yapmaktadırlar. Biz bunun son derece yanlış olduğunu düşünüyoruz. Yani inşallah böyle şeyler yapmazlar. Çünkü orada yaşayan insanlar bizim düşmanımız değil, komşumuz, dostumuz, akrabamız. Bizim böyle ilişkimiz olan insanlara yönelik niye saldırılıyor? Herhangi bir tehdit olmamış oradan bugüne kadar Türkiye'ye. Bir çakıl taşı atılmamış o gün Türkiye'ye oradan. Şimdi dolayısıyla bu tamamen bir iktidarın sürdürülmesi ve seçimin kazanılması için bir adım olacaktır. Biz böyle değerlendiriyoruz. Peki, klasiktir. Yayını bitirirken soralım biraz loto toto ya da neyse tahminler gibi. Şimdi İYİ Parti CHP ittifakının İzmir, İstanbul ve Ankara'daki şanslarını nasıl görüyorsunuz? Sizce ne gösteriyor?
Şimdi genel olarak baktığımızda İYİ Parti'ye ilişkin bir şey söylemek istemiyorum. Onlar biraz MHP ile kavgalarını bizim üzerimizden sürdürdükleri için çok fazla kendi haklarında bir şey konuşmak istemiyorum. Ama CHP'nin şansı açısından bakacak olursak, sadece CHP ile ilgili söylemiyorum bunu. Türkiye'deki bütün demokrasi isteyenler açısından bakacak olursak, ben Türkiye'deki demokrasi güçlerinin büyük şehirlerde Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Antalya, Bursa, Antep falan gibi yerlerde çok ciddi sonuçlar elde edeceği kanaatindeyim. Yani hem... Yani yakın mıdır dengeleri değiştirmeye? Ben yakın olduğunu düşünüyorum. Bu seçimde bütün, daha mı yakındır diğer seçimlere göre? Evet, daha mı büyük şans var? Ben daha yakın olduğunu düşünüyorum. Bütün bu illerde aynı sonuçlar alınacaktır demek şu anda zor elbette ki. Ama bütün bu iller potansiyel olarak iktidarın alanından çıkarılabilecek illerdir. Hı hı. Bu potansiyel vardır. Yani 16 Nisan referandumundan bu yana bu iş görülmektedir. Bu potansiyelin olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu eğer doğru adım atılırsa, yanlış politika yapılmazsa, doğru insanlarla ve doğru politikayla halk böyle bir yönelim gösterebilir ve iktidarın alanı daralabilir ve değişim yaşanmaya başlanır. Bu son derece hayırlı bir iş olur Türkiye'deki demokrasi güçleri açısından diye düşünüyorum. Bir manşet atarsanız ne dersiniz HDP açısından? Manşetle kapatalım programı. HDP kazanacaktır. Yine kazanan mı olacaktır diyorsun? Kazanan olacak. Hem Kürt illerinde kazanan olacaktır. Hem Batı'da kazanan olacaktır. Ya da şunun kazandıran için, olacaktır. Evet. Şunun için önemlidir. HDP dürüst ve açık politika yapmaktadır. İnsanlar HDP'nin var olmasının, mecliste ve yerel yönetimde var olmasının barış ve demokrasi açısından çok önemli bir fırsat olduğunu daha fazla görüyorlar. Biz demokratik siyaset konusunda kararlıyız ve bu kararlılığımızı pekiştireceğiz. Bunun da daha fazla görüldüğünü, daha fazla anlaşıldığını düşünüyorum doğrusu. Onun için HDP kazanacaktır. Saranoğlu, çok teşekkür ederiz. Peki, ben de çok teşekkür ederim. T24'e geldiğiniz için. Sağ olun. Size de iyi yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkürler.